Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Konuşmadan önce herhalde ben de şöyle başlamak istiyorum. İyi ki doğdun Arda Güler diye başlamak istiyorum. 17 yaşını olurdu çünkü 25 Şubat itibariyle. Maç esnasında aslına bakacak olursak. Aslında kendine de en güzel hediyeyi verdi diyebiliriz. Çok özel bir çocuk, çok özel bir insan belli. Yani hem konuşması, duruşu, sporculuğu vesaire. Umarız şansı bahtı açık olur. Bu doğum günde de herkes ondan bahsediyor. Dün akşamki çalımları öğün girdikten sonraki katkısıyla alakalı. Zaten ben de İsmail Hoca'yı tek eleştireceğim konu yani eleştirecek birçok konu var. Orta sahayı şöyle yapsan böyle yapsan takım zaten bitirmiş kafada her şeyi. Yani oyuncuların tamamen şu, bu sezonu kaybettik. Zaten İsmail Hoca gidecek. Löv mü gelecek? Kol gelecek? Bu kadar belirsizliğin içinde. Ne olursa olsun profesyonel oyuncular bunlar. Bunlar maaş alıyor. Her ayın onunda Fenerbahçe kulübü. Onun da herhalde paralarını yatırıyor futbolcuların. Hala ödüyorlar. Doğal siz bu parayın bir iş yapıyorsunuz hani herhangi ne olursa olsun bu paranın karşılığını vermeniz lazım. bazı oyuncular tamamen tamam bırakmış, bitirmiş yani kafada. Eskiden bir çok daha fazla izlerdik. Amatör takımları giderdik, izlerdik işte toprak sahalarda falan. amatör takımlar falan böyle goller yiyor yani. 17 yaşında çocuk çıktı liderlik yaptı ya. 22 yaşında çocuk hani genç Ferdi bu takımı sırtlıyor ya. Ya burada Sosa'sı var, Tisserant'ı var, Valencia'sı var, işte Ozan'ı var. Ozan hakem Ozan'ı geçiyor ya. Dolayısıyla bitirmiş Fenerbahçeli futbolcular. Sezonu bitirmiş, her şeyi bitirmiş. Ama Fenerbahçeli futbolcuların tabii niye bitirdiğini de Sayın Başkan belki açıklamalı. Vitor Pereira'nın ilk transferi Fenerbahçe'den eski öğrencisini istiyor. Fenerbahçe'ye bu sezon başında gelen Vitor Pereira, Sarılı Açıvertler'de ikinci dönemine fırtına gibi başlasa da devamını getirememişti. Sarılı takımla yollarını ayıran 53 yaşındaki çalıştırıcı Geçtiğimiz günlerde Brezilya ekibi Corinthians ile anlaşmaya varmıştı. Brezilya ekibinin başına geçen Portekizli teknik adam sarı lacivertlerden eski öğrencisini istiyor. Brezilya basını Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu hakkında flash bir transfer iddiasında bulundu. Brezilya basınında yer alan habere göre Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Corinthians, Rossi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Ayrıca Flamengo'nun da Uruguaylı hücum oyuncusunu transfer etmek istediği ifade edildi. Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı Diego Rossi, beklentilerin altında bir performans ortaya koymuştu. Los Angeles'tan Sarı Lajverti kulübe katılan Uruguaylı hücum oyuncusu, bu sezon 27 karşılaşmada 2 gol 5 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Rossi'nin bir yıllık kiralık sonraki 3 sezon ise satın alma opsiyonu transfer edildi ve opsiyonun zorunlu olmadığı ifade edilmişti. Sarı lacivertli kulüp Rossi hakkında şu açıklamayı yapmıştı. Futbolcumuz Diego Rossi ve kulübüyle 2021-2022 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır denilmişti. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro civarında. Napoli'nin Fenerbahçe'den Kim min ısrarı sürüyor. Napoli'nin Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim min için ısrarı devam ediyor. Elif Elmas'ın transferinde başrol oynayan Napoli sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Güney Koreli stoper Kim min transferi için de Sarı Lajverdi yönetimle temasa geçti. İtalyan ekibi tecrübeli futbolcu için Sarı Lajverdi kulübe devri arasında 8 milyon euro bonservis bedeli teklif etmiş yönetimin bu teklifi geri çevirmesi üzerine teklifi 12 milyon euroya çıkarmıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi yapılan %50'lik artışa rağmen ikinci teklifi de geri çevirdi. Senegalli e stoper Koulibaly'i sezon sonunda yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlayan Napoli bu oyuncunun yerini Kim ile doldurmak istiyor. Napoli Sportif Direktörü Giuntoli sezon sonunda bir kez daha İstanbul'a gelerek sarılı ajvertli yöneticilerle masaya oturacak. Fenerbahçe ise serbest kalma bedeli 23 milyon euro olan kimi bu rakamın aşağısına satmayı düşünmüyor. Napoli'nin ise Güney Korili futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Güney Koreli stoper Kim Min ile ilgili son kararı yeni teknik direktör karar verecek. Kim Min bu sezon Sarı lacivert formayla ile 23 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Konferans Ligi ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 31 resmi karşılaşmada forma giydi. 25 yaşındaki Güney Kolli futbolcu henüz skor olarak takıma katkı veremedi. Fenerbahçe'nin 3 milyon euro bonserviste kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcunun transfer verilerine göre şu anki piyasa değeri ise 9 milyon euro civarında. Kim Türkiye ve İstanbul'a çok kolay uyum sağladığını ifade etmişti. İstanbul'da zorlandığım bir şeyin kesinlikle olmadığını ifade eden Kim, Kulübün YouTube kanalına şunları söylemişti. Yemekler konusunda da çok rahatım. Her şey çok lezzetli. Gelir gelmez her şeye çok çabuk adapte oldum. Diğer oyuncular da hepsi bana çok iyi davranıyor. Onlarla çok güzel anlaştık. Taraftarların gösterdiği sevgi için çok minnettarım tabii ki. Gururlanıyorum ve onların sevgisini boşa çıkarmamak için daha fazla ne yapabilirim diye sürekli düşünüyorum. Onlara hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Onlar için yapabileceğim en iyi şey İyi futbol oynamak. Bu yüzden çok çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Tabii ki hatalarım oluyor ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum demişti. Atilla Zalai İtalya'dan dev talip. Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Atilla Zalai ile ilgili haberler Avrupa basınından eksik olmuyor. Daha önce Atilla Zalai'ye talip olduğu iddia edilen İtalyan devi Milan ile ilgili olarak bir haber daha ortaya çıktı. Milan'ın Paris Saint Germain'in stoperi Abdou Diallo'yu kadrosuna katmak istediği bu transfer gerçekleşmezse rotarın Macar stoper Atilla Zalai olduğu kaydedildi. Stoper transferi için 20 ila 25 milyon euro civarında bir bütçe ayıran İtalyan ekibinin Diallo'yu transferi ihtimalinin çok da kolay olmadığı, İkinci seçenek olmasına rağmen Zalai transferinin daha mantıklı olduğu iddia edildi. Milan'ın Zala için 20 milyon euro civarında bir rakam teklif edebileceği belirtildi. Fenerbahçe, Kim Min Jae ya da Zala'dan birini satmayı düşünüyor. Kulübe yakın kaynaklar, iki stoperin aynı anda satışına izin verilmesinin zor olduğunu ifade ediyorlar. Fenerbahçeli Serdar Dursun'da sürpriz istatistik. Serdar Dursun dakika başına gol istatistiğiyle Fenerbahçe'de son 10 yılın en verimli golcüsü olarak dikkat çekiyor. Ligde 9 gol ve 2 performansıyla Sarı Lacivert takımın en golcü ismi olan Serdar Dursun ligde süre aldığı 1019 dakikada ortalama 113 dakikada bir gol attı. Bu oran Fenerbahçe'nin son 10 sezonunda takımdaki ilk sezonunu geçiren ve en az 1000 dakika süre alan santraforlarla kıyaslandığında Serdar Dursun'un son 10 yılda ilk sezonun en iyi geçiren golcü yapmaya yetti. Ortalama 113 dakikada bir gol atan Serdar Dursun'u 115 dakika ile Vampiros'u izlerken listenin 3. sırasında 128 dakika ile Dikkat Vokat yönetimindeki Musa Sov yer aldı. Fernanda 143 dakikada bir gol ortalaması yakalarken listenin en kötüsü ise 1255 dakika sağda kalıp bir golde kalan İslam Salimani oldu.